Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 2-8 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Yeni ay haftasındayız. Hemen haftanın ilk günlerinde salı günü sabah erken saatlerde 11 derece Başak Burcu'nda yeni ayımız doğacak. Bu yeni ay aslında sizin 8. evinizde olacağı için daha çok hani para konularınızı test ediyor. Çünkü Satürn para evinizde yeni ayla da tam bir açı içerisinde. Hani para hesaplarınız var, muhasebe işleriniz var. İşte ne kadar kazanırım, ne kadar kazanmam gerekiyor, harcamalarım nedir, gelirim, giderim. Hani buralara daha fazla odaklanmanız gereken bir süreç. Ve bu yeni ay Önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde para durumunuzla ilgili bazı yeni kararlar almanızı ya da maddi durumunuzu etkileyecek yeni girişimleri destekleyebilir. Yeni aile ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şimdi Merkür'ün artık ileri harekete dönmesi her türlü sosyal ilişkinizi daha fazla destekleyecek. Özellikle Ağustos ayında yavaşlamış, gecikmiş ya da herhangi bir konuda böyle anlaşamadığınız mevzular varsa Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle bu konuları tekrar ele alabilirsiniz çözüm yolları da bulabilirsiniz Yani bu bir işbirliği olabilir bir ortaklı işiniz olabilir bir imza atılması gereken konu olabilir ya da eşinizle partnerinizle konuşup anlaşmanız çözmeniz gereken bir konu olabilir ve Mars yengeç burcuna geçecek ee, ayın dördünden itibaren Mars uzun süre kalacak yengeç burcunda 2025 Mart ayına kadar normalde iki ay kadar kalır bir burçta ama bu yıl Mars gerilemesi yaşayacağız iki yılda bir yaşarız kış aylarında Aralık, Ocak, Şubat aylarında Mars Aslan burcunda gerilemeye başlayacak ve Yengeç burcuna tekrar dönüş yapacak. E bu da uzun bir süre Yengeç burcunda bir Mars göreceğimizi işaret ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki 6 ay Mars neredeyse enerji orada. Sizin de 6. evinizde. Yani bu günlük hayatınızda biraz yorulabileceğinizi, daha fazla iş temponuzun öne çıkabileceğini işaret ediyor. Çalışabilirsiniz, bir işe başlayabilirsiniz ya da süre gelen işlerinize daha fazla çaba harcayabilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken konular da var. Bu da en başta sağlık konularınız. Sağlığınıza, beslenmenize, diyetinize, varsa kronik sorunlarınız bunlara daha fazla dikkat etmeniz, özen göstermeniz gerekiyor sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.